Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte haritalarda ölçek ve dağılışları gösterme yöntemleri konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen dersimizde bunun harita olduğunu öğrenmiştik. Neydi? Bir kere kuş bakışıydı. Yani yukarıdan bakıyorduk. İkincisi küresel bir yüzey düzleme aktarılmıştı. Üçüncüsü ve en önemlisi bir ölçeği vardı. Ölçek olmayınca biz buna kroki diyorduk. Ama şimdi bunun ölçeği olduğu için biz bunu harita diyoruz. İşte haritaların... Ölçekleri nasıl hesaplanıyor? Çizgi ölçek nedir? Kesir ölçek nedir? Bunları öğreneceğiz ve aynı zamanda haritalardaki Dağılışları gösterme yöntemleri öğreneceğiz. Çok keyifli, çok kolay bir konu. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Güzel bir şekilde öğrenelim. Geçen ders demiştik ki böyle kuş gibi olmaz. Kuş kaçar gider, onun peşinden düşsen olmaz. Ama artık teknoloji sayesinde, uydu sistemleri sayesinde, dronlar sayesinde haritaları daha hatasız, daha güzel ve daha gerçekçi çizebiliyoruz demiştik. Şimdi bugün dersimizde de yine haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritaları okuyacağız. Hatırlarsanız haritamızda neler vardı? Mesela şu sağdaki şey neydi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Le Jant demişti, çok havalıydı öyle değil mi? Aynı zamanda kuş bakışıydı. Aynı zamanda düzleme aktarılmıştı. Ölçekler vardı. Mesela bu fiziki haritaydı, bu ise siyasi haritaydı. Siyasi haritalarda renklendirme yöntemi olmadığı için dağları, taşları, kurtları, kuşları, nehirleri, oğaları göremiyorduk. Ama şehirlerin sınırlarını görüyorduk. Burada ise ha diyorduk, Doğu Anadolu Türkiye'nin damıymış, yüksekmiş, bak ne güzel dağlıkmış. Ha buralarda oğalar varmış. O zaman burası yeşil olduğu için oğalar vardır diyorduk. Sakın sakın şunu unutmayın arkadaşlar haritalarda yeşil yerler yeşillikleri işte sarı yerler çölleri falan göstermiyor. Bunlar sadece yükseltiyi gösteriyor. Yani burada yeşile gösteren yer sadece alçak demek. Yoksa burası mesela Suriye çöl yani öyle çok da yeşil bir yer değil. Ya da burası kahverengi ama burası mesela Doğu Karadeniz çok yeşil ormanlar var. Dolayısıyla Yeşil yerler alçak yerleri gösteriyor. Sarı yerler biraz daha yüksek. Kahverengi yerler daha yüksek yerleri gösteriyor. İşte bunları güzel güzel okuyacağız. Ve haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritadaki olay, olgu ve mekanlar arası ilişkileri çözümleyeceğiz. Ve yine haritayla alakalı çok güzel çıkarımlar yapacağız. Bu kısmı geçiyorum çünkü ben şimdi size bunların hepsini güzelce göstereceğim. Anahtar kelimelerimiz önemli. Bu dersin sonunda ölçeği öğrenmemiz lazım. Ve İzoplet nedir öğrenmemiz lazım. İzoplet'in ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ama ölçeğin ne olduğunu geçen ders öğrenmiştik. Bu dersimiz sonunda daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Intro'muz girsin güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi haritalarda ölçek konusuna başlıyoruz ve öncelikle ölçeği tanımıyla başlıyoruz. Dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılması aşamasında kullanılan küçültme oranına biz ölçek diyoruz. Yani sen güzel ülkemizin birebir haritasını yapamaz. Nasıl yapacaksın ki? Kocaman Türkiye kadar bir kağıt lazım. Olmaz. O zaman ne yapıyorsun? Ülkemizin ölçüsünü küçültüyorsun. Küçül 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 ve buraya kadar sığdırıyorsun. İşte bu küçültme oranına biz ölçek diyoruz. Ölçek de iki şekilde oluyor arkadaşlar. Bir kesir ölçek var bir de çizgi ölçek var. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer böyle kesirli bir sayı varsa yani 1 bölü 500 bin diyorsa bu kesir ölçek. Eğer böyle bir çizginin üzerine gösteriyorsa buna çizgi ölçek diyoruz. Peki bu neyi gösteriyor? Bu harita 500 bin defa küçültülmüş demek. Yani senin haritada gördüğün 1 santim esasında 500 bin santime denk geliyor demek. 500 bin santimin esasında 5 kilometre demek. Belki bunu orta kıldan hatırlarsanız. Neydi? Şöyleydi. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, işte santimetre diye gidiyordu öyle değil mi? Hatta Kamile halam damda, Mehmet dayım camda merhaba merhaba diye böyle saçma sapan bir şeymiş. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre hatta milimetre vardı milimetreyi boş verin. Yani Kamile halam damda, Mehmet dayım camda merhaba merhaba diye saçma sapan bir espri vardı. Burada biz bunu öğrenmeyeceğiz. Biz ne öğreneceğiz? Genellikle biz kilometrelerle gösteririz uzaklar. Yani mesela İstanbul Ankara'ya gideceğim. E, kaç santimetre demezsin manyaksın derler. Yani kaç kilometre dersin? İşte abi 450 kilometre. Ha anladım. İşte Antalya'ya gideceğim. Kaç kilometre? Abi 850 kilometre. Anladım abi. Bu şekilde konuşulur. Haritalarda ise santimetre kullanılır. Çünkü koca haritayı kullanamazsın. Kilometre boyunda bir harita kullanamazsın. Haritalarda biz santimetreyi kullanırız. Ama gerçekte kilometreyi kullanırız. Mesela bu haritaya baktığınız zaman İstanbul Ankara arası... Şöyle baktığın zaman ...herhalde buçuk santimdir. Gerçekte İstanbul-Ankara arası 4,5 santim olabilir mi? Olamaz. Sen bunu haritanın küçültme oranıyla... ...yani ölçekle çarptığın zaman... ...bir bakarsın ki... ...aa İstanbul-Ankara arası 450 kilometreymiş dersin. Ha şimdi rahatladım dersin. Şimdi işte biz santimetreden kilometreye... ...kilometreden de santimetreye çevirmeler yapmamız gerekecek. Buradaki temel mantık şu. Eğer bir şey 500 santimse... ...hemen 5 sıfır siliyorsun... ...5 kilometre oluyor. Demek ki 500 bin santim... 5 kilometre. 5-0 siliyorsun. Bu kadar basit. Şimdi burada demiş ki haritadaki 1 santimetrelik yer esasında gerçekte 500 bin santimetreymiş. Yani hocam yani 500 bin defa küçültülmüş. Yani hocam 1 santimetrelik yer esasında 5-0 siliyorum 5 kilometrelik bir yermiş. Bu kadar basit. Şimdi bir de çizgi ölçek var. Bu daha kolay ama burada biraz uğraşmanız gerekiyor. Bu da diyor ki şurası 1 santimetre ise biz 1 santimetrede 5 kilometre gösterdik. E şurası 1 santimetre ise yine 5 kilometre bak. 5, 10, 5 santim. Ondan 5 çıkarsa 5 santim. Şurası da 1 santim ise burası da yine ne oldu? 5 kilometre. Yani burada 1, 2, 3 santim var. 3 santimle kaç kilometre göstermiş? 15 kilometre göstermiş. 3 santimde 15 kilometre gösteriyorsa 1 santimde 5 kilometre gösterir. Burada da 1 santimde 5 kilometre gösteriyordu. Buradaki temel mantığımız şu. Biz bunu nerede kullanacağız? Sınavda nasıl çıkacak? Mesela sınavda size diyecek ki Sinop'la Antalya arası falan filan. Gelin bunu isterseniz şöyle daha temelden boş bir sayfada göstereyim daha iyi anlayın. Şimdi bak diyelim ki şöyle ben tabii şu anda ölçeksiz çiziyorum ama bir Türk haritası çizelim ki daha iyi anlayın. Türk haritasını ben çiziyorum. Bunu belli bir ölçek dahilinde çizdiğimi düşünün. Bunu bir ölçek dahilinde çizerken tabii ki ben şu anda kaba taslak çiziyorum. Benimki biraz kroki oluyor. Ama şimdi Türkiye haritası çizdik ya. Diyoruz ki burası İstanbul. Eyvallah. Burası Ankara. Tamam çok güzel. İstanbul'la Ankara arasını ben alıyorum bir bakıyorum şurada. Hesaplıyorum. Aa kaç santim? Dört buçuk santim. Allah Allah. İstanbul Ankara arası dört buçuk santim gözüküyor. Şimdi gerçek dört buçuk santim olamaz ki. Demek ki bunu küçültmüşler. Acaba kaç kere küçültmüşler? Bunu nasıl hesaplayabilirler? Diyor ki adam ben diyor burada ölçeğini söylüyorum buraya bak. Ben diyor bu haritada diyor ölçek olarak diyor bir santimetreyi diyor tamam mı? Burası 4,5 santim ya. 1 santimetre diyor. Esasında diyor küçülte 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 kilometre oranı olarak şöyle yaptım diyor. Normalde İstanbul Ankara arası 450 kilometre. Demek ki buradaki 1 santimetre 100 kilometre olması lazım. Öyle değil mi? O zaman 100 kilometre olacaksa 100 kilometre yanına adam 5 tane sıfır atıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben bunu diyor 10 milyon defa küçülttüm ve buraya sığdırdım diyor. Demek ki 1 santimetre 10 milyon santimetreye denk geliyor. Yani esasında burada bir santimetrede 100 kilometre gösteriyor. Bir santimetrede 100 kilometre gösteriyorsa 4,5 santimetrede de 450 kilometre gösteriyordur. Dolayısıyla ben diyorum ki İstanbul Ankara arası gerçekte 4,5 santim olamaz. Gerçekte çünkü 450 kilometre. Bunu nasıl hesaplayacağım? Ben şununla şunu çarpıyorum. Bu kadar basit. Bununla bunu çarptığınızda çıkan rakamın artık sizin gerçek uzunluğunuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hemen başka bir örnek göstereyim. Bakın başka bir örnek göstereyim. Mesela şuradan gösterelim. Bu sefer de mesela başka bir şehir gösterelim. Nasıl yapalım mesela? Şöyle Kuzey Amerika çizelim. Güney Amerika çizelim tamam mı? Burası diyelim ki Kanada olsun tamam mı? Şurası da Amerika olsun. Kanada sınırıyla ile Amerika sınırı arasındaki bir uzaklık olacak. Şurası da Meksika olsun mesela tamam mı? Şimdi sen Kanada'dan çıkıyorsun böyle hop koca Amerika'yı geçiyorsun ve Meksika'ya varıyorsun. Kaç santim burası? Atıyorum 3 santim. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten de Kanada ile Meksika arasında yani ta Kanada'dan Meksika'ya kadar 3 santimle gidebilir miyiz? Gidemez. Demek ki bu küçültülmüş. Acaba ne kadar küçültülmüş? Acaba kaç kilometre küçültülmüş? Muhtemelen burası çok büyük. Binlerce kilometre. Diyelim ki şöyle düşünelim. 1 santimetrede adam ben atıyorum işte ee, 1000 kilometre göstermek istiyorum dedi desin. Tamam burası diyelim ki 3000 kilometre olsun. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1 bölü 100 milyon ölçekli harita kullanması lazım. Niye? Niye? Ben bir santimetre gösterdiğim yer esasında 100 milyon santimetre. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıfır sildiğim zaman bir santimetrede ben bin kilometre göstermek istiyorum Demek ki bir santimetrede bir kilometre gösteriyorsa bir santimetre bin kilometre gösteriyorsa üç santimetrede de üç bin kilometre göstermiş olacak. Demek ki burası esasında yani Kanada'dan Meksika'ya üç bin kilometrelik bir yol var. Ha bu şimdi mantıklı oldu. Senin küçültme oranın esasında senin ölçeğin olmuş oluyor. Peki Çizgi ölçek böyle. Şimdi o zaman bunları kaldırdık. ve Gelelim şeye. Ölçeklerin birbirine dönüştürülmesine. Kesir ölçek çizgi ölçeğe dönüştürülebiliyor. Çizgi ölçek de kesir ölçeğe dönüştürülebiliyor. Mesela kesir ölçeğin paydası birim çizgi ölçekte kullanılan birime dönüştürülüyor. 1 bir bölü 2 milyon kesir ölçeğini çizgi ölçeğe dönüştürünüz diyor. Şimdi birincisi bu ne demek? Ben 1 santimetrede 2 milyon santimetre gösterdim. Yani hemen 5 sıfır siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 0 siliyorum. Ben 1 santimetrede 20 kilometre gösterdim diyor. Hemen şöyle bir çizgi ölçek çiziyorsunuz tamam mı? Şöyle tamam hatta böyle havalı da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 parça ayırdınız. Hatta bak böyle siyah siyah boyuyorlar ya ben böyle siyah siyah boyama işsizliği de yapabilirsiniz. Şimdi bir kere bunların her biri 1 santim Bu bir 1 santim. Burası bir 1 santim. Burası bir 1 santim. Burası bir 1 santim. Burası bir 1 santim. Bu adam 1 santimetrede 20 kilometre gösteriyormuş. Diyorsun ki şurası sıfırsa Burası 20. Burası 40. Burası 60. Burası 80. 1 santimetrede kaç gösterdiğini yani kaç kilometre gösterdiğini göstermek için genellikle şöyle soldan da bir tane atıyorlar. 0 20. Yani sen diyorsun ki eğer 1 santimetrelik bir alan varsa bu haritada esası 20 kilometreye denk gelir. 2 santimetrelik bir alan varsa 40 kilometreye. 3 santimetrelik bir alan varsa 60 kilometreye denk gelir diyorsun. Zaten bu da onun Türkçesi. Şimdi çizgi ölçeği de kesir ölçeğe dönüştürebiliyorsun. Bu nasıl olacak? Bu sefer de şimdi burada bir çizgi ölçeğimiz var. Buradaki çizgi ölçeğe baktığın zaman diyorsun ki burası 2 kilometre, 4 kilometre, 6 kilometre. Çizgi ölçeğin boyu da 3 santimmiş. Ha, demek ki şurası 1 santimde 2 kilometre gösteriyormuş. 1 santimde 2 kilometre gösteriyormuş. 1 santimde 2 kilometre gösteriyormuş. Demek ki burası 1 santimde 2 kilometre gösteriyor. Yani iki kilometreyi ben ne yapacağım? Santimetreye çevireceğim. Kilometreyi santimetreye çevirirken ne yapıyorduk? Kamile halam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diyorduk. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre. Hocam bize bunları anlatmayın. Kaç sıfır atacağız onu söyleyin. Beş sıfır atacağız arkadaşlar. Hemen geliyorum. Beş sıfır atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Demek ki bu bir bölü iki yüz bin ölçekliymiş. Bu kadar basit. Bak bir santimetrede iki kilometre gösteriyor. Bir santimetrede iki yüz bin santim gösteriyor. 200 bin santimi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kilometre gösteriyor. Tamam doğru bu kadar diyebiliriz. Şimdi buraya gelelim. Burada ise burada ise ne yapmış? 5 metre diyor. Aa, bir dakika kilometre değil metre diyor. Şimdi burası 1 santim. 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 E, ee, bir kere 1'i yazıyorum. Eyvallah. 5'i yazıyorum. Eyvallah. Ama bu sefer santimetreyi kilometre değil metreye çevireceğim. Bak, santimetreyi kilometreye çevirirken 5 sıfır atıyorduk. Yani 5 sıfır ekliyorduk. Şimdi santimetreyi metreye çevirirken santimetre, desimetre, metre. Aa, 2 tane ekleyeceğim. Niye? 1 2 3 dört, beş tane eklememe gerek yok. Metreye geliyorum sadece. O zaman 2 tane ekleyeceksem 1 bölü 1/500 yapıyorum. Bitti gitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani esasında olayın özü şu. Bir tane ülke var. Diyelim ki şöyle güzel ülkemizi çizelim ki daha iyi anlaşılsın. Siz bu ülkedeki yerleri gösterirken tabii ki birebir kullanamayacağınızdan belli bir ölçek dahilinde küçültüyorsunuz. Belli bir ölçek dahilinde küçültürken de ister çizgi ölçek ister kesir ölçek kullanıyorsunuz. Kesir ölçek kullanıyorsanız diyorsunuz ki bir bölü atıyorum işte 100 milyon diyorsunuz mesela tamam mı? 1 bölü 100 milyon diyorsunuz. Şöyle 100 milyon yazayım. Çizgi ölçek diyorsanız da şöyle yapıyorsunuz tamam mı? Ben burada diyorsun 1, 2, 3, 4 tane çiz yapıyorsun. Böyle havalı olsun diye böyle siyah beyaz siyah beyaz yapıyorsun. Ben 1 santimetrede işte 100 kilometre gösteriyorum diyorsun. Hatta bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1000 kilometre göstermiş. O zaman bunu biz 100 yapmayalım. Şöyle yapalım. 1 bölü 100 olması için şöyle 0 diyelim şuraya. Şuraya da 100 diyelim. Şuraya 200 diyelim. Şuraya 300 diyelim. Şuraya 400 diyelim. Demek ki 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyorsa ne olacak? 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atalım. Yani 1 bölü 10 milyon olsun. Tamam 1 bölü 10 milyon olarak düzeltiyorum. Daha gerçekçi olması için. Şimdi bu 1 bölü 10 milyon. Burada ise böyle bir şey var. Buna biz çizgi ölçek diyoruz. Bak bunun adı çizgi ölçek. Buna ise kesir ölçek diyoruz. Arasında hiçbir fark yok. Peki neler fark var? Pratikte fark var onu göstereceğim. Şöyle bu 1 bölü 10 milyon ya. 1, 2, 3, 4, 5 dediğimde 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyor. Bu da zaten 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyor. 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyor. 1 santimetrede 100 kilometre gösteriyor. Hatta 1, 2, 3, 4 santimetrede 400 kilometre gösteriyormuş. Tamam. Peki ben bunun ne işime yarıyor? Bu şu işiniz yarıyor arkadaşlar. İstanbul Ankara örneğinden bir daha örnek veriyorum. Şimdi burası İstanbul diyorum tekrar. Buraya Ankara diyorum. Sen İstanbul'u Ankara arasına baktığın zaman diyorsun ki... Hmm, ...bu kadar yakın olamaz. Hani geçen ders demişim ya İstanbul Ankara arası bu kadar yakın olsa hop İstanbul'a geldim hop Ankara'ya geldim olur. Halbuki bayağı bir 450 kilometre fark var. Hadi biz buna 400 diyelim yeni Kuzey Avrupa yolu yapıldı diyelim tamam. 400 kilometre diyelim. Burası 4 santim olsun. Şimdi buradaki harita uzunluğu kaç? 4 santim. Anlaştık mı? Anlaştık. Gerçek uzunluk 4 santim olabilir mi? Olmaz. Gerçek uzunluğu bulmak için 4 santim bu kadar küçültüldüyse ben bu küçültme oranı bulurum diyorsun. Çarpıyorsun 4 ile bunu. Ve çıkan rakam ne oluyor? 400 oluyor. Ve 400 kilometre buluyorsun. Ya da, ya da, ya da... Bu kağıdı alıyorsun, buraya koyuyorsun. Bak şöyle. Şu kızımdaki kağıdı, şu kapak olduğunu düşün mesela. Şu kapak, hatta kaç? Bir tane daha kapak alayım. Bu da bana kapak olsun şöyle. Ha, iki tane kapak koydum buraya. Tamam. Bu iki kapak kadar yer 400 kilometre değil mi? Bak sıfırdan buraya kadar. Bunu buraya koyuyorum. Bu ikisi arası iki kapak kısa, ha diyorum İstanbul-Ankara arası 400'ünmüş. Mesela benim bu çizim haritaya göre İstanbul-Ankara arası bir kapak kadar. O zaman bunu böyle koyduğum zaman, hop... İstanbul Ankara'sı 200 kilometre çıkıyor. Demek ki ben ölçekte hata yapmışım. Yani haritayı tam düzgün çizememişim. Ama sen bunu koyuyorsun 0 200 baktım o zaman burası 200 diyorsun. Bu kadar basit. Mesela şuraya bakalım. Burada ne demiş mesela? Burada çizgi ölçek var mı? Yok bu haritada çizgi ölçek yokmuş. Bu haritada çizgi ölçeğimiz var mı? Var. Ha. Şurada mesela diyor ki hemen göstereyim. Hatta şöyle yakınlaştırayım bakayım size. Bak ne diyor burada? Ölçek yazıyor. Ölçek 1 bölü 4 milyon diyor. Ha. Demek ki buradaki 1 santimetre cm... Şuradaki bir santimetre esasla dört milyon santimetre. Ve burada da bir çizgi ölçek var. Bak şuradan şurası sıfır Hatta burada şöyle göstereyim size. Şu kadarcık bir şey yani şöyle e, şuradan başka bir şeyle gösterelim mesela. Şu kalemin e, ucu kadar yer. Bak şu kalemin görüyor musunuz şu kalemin ucu. Tam en ucu keçeli kısım. Keçeli kadar kısım yer 30 kilometreymiş. Tamam o zaman ben geri dönüyorum tekrar. Şu kalemin ucu kadar yer 30'du ya. Ben o zaman bu kalemin ucunu koyup gösteriyorum. Mesela şurası koydum. Antalya döşem altı arası 30 kilometreymiş. Atıyorum işte koyuyorum buraya neymiş mesela. E, Aydın'la e, Tire arası 30 kilometreymiş. Koyuyorum buraya mesela. Beykoz'la Sarıyer arası 30 kilometreymiş. Kuş uçuşu yani. Artık bu benim için bir ölçü oluyor. Veyahut da bu kapağı koydum. Bu kapak kadar alan ne kadar denk geliyor mesela bu çizgi ölçekte. Atıyorum işte 200 kilometre. O zaman koyuyorum böyle. İşte İstanbul Bilecik arası 200 kilometreymiş. Kuş uçuşu. Kütahya Uşak arası 200 kilometreymiş. Ne bileyim Manisa Aydın arası 250 kilometreymiş diye. Bunu alıp buraya koyarak ilerleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik bu dönüştürmeleri de yaptık. Geldik büyük ve küçük ölçekli haritaların karşılaştırılmasına. Şimdi haritanın ölçeği kullanım amacına göre belirlenir. Sen eğer İstanbul'un daha detaylı bir haritasını yapmak istiyorsan bu şekilde büyük ölçekli bir harita kullanırsın. Ama daha geniş alanları göstermek istiyorsan Marmara bölgesini göstermek istiyorsan veyahut da Türkiye'yi ya da dünyayı göstermek istiyorsan o zaman böyle küçük ölçekler artık kullanırsın. Şimdi size çok basit bir soru soracağım. 1 bölü 2 mi daha büyüktür? 1 bölü 9 milyon mu? Mantıken yani bir soru soruyorum. Tabii ki 1 bölü 2 daha büyüktür. Yani bir pastayı yarıya bölersen daha büyük bir dilim yersin. Böyle 9 milyon parça bölersen hiçbir şey kalmaz. Ekmek kırıntısı kadar bir şey kalır. Dolayısıyla biz matematik biliyoruz ki 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 9 milyon. Aynı şekilde coğrafyada da değişmiyor. 1 bölü 200 bin büyüktür 1 bölü 2 milyon. Çünkü bu büyük ölçekli. Büyük ölçekli haritalarda aşağıdaki rakam küçük oluyor. Küçük ölçekli haritalarda aşağıdaki rakam büyük oluyor. Biz onu karıştırmamıza gerek yok. Zaten biliyoruz. 1 bölü 2 1 bölü 9 milyondan büyükse 1 bölü 200 bin de 1 bölü 2 milyondan büyüktür. O zaman bu neymiş? Bu büyük ölçekli harita. Büyük ölçekli haritalarda büyük ölçekli yazıyorum. Bakın büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır. Tamam mı? Ayrıntı ise fazladır. Bakın daha ayrıntılı bir şekilde her yeri görebiliyoruz. Ve gösterilen alan da azdır burada. Böyle sadece İstanbul'u göstermiş. Ama küçük ölçekler artaldıkça onun oranı fazladır. Bak bayağı küçültmüş. 2 milyon defa küçültmüş. Ayrıntı ise azdır. Dikkatliysen burada İstanbul'daki köprüleri, Galata'yı, sınırları, Yedikule surlarını görüyorsun. Burada hiçbir şey göremiyorsun. İstanbul bitirmiş geçmiş. Gösterilen alan arkadaşlar burada ise daha geniştir. Demek ki biz böyle dünyayı, Asya'yı, Türkiye'yi, Avrupa'yı... Mesela bak burada dünya haritasını göstereyim. E bu tabii ki çok küçük ölçekli bir harita. Niye? Dünyayı iyice küçültmüş yani. Anlaştık mı? Ama ee, daha geniş bir alanı göstermiş. Demek ki biz... Küçük ölçekli haritalarda daha geniş alanları gösteriyoruz. Ayrıntı azalıyor ama gösterilen alan genişliyor. Büyük ölçekli haritalarda ise küçük oranı az oluyor. Fazla küçültmüyoruz. O yüzden de ayrıntıları fazla fazla gösterebiliyoruz. Ama gösterilen alan dar oluyor. Şimdi artık dersimizin son kısmına geliyoruz. Burası bundan sonrası çok kolay. Haritalarda dağılışları gösterme yöntemleri var. Bazen noktayla gösterebiliriz. Yıldız koyarız. Artı koyarız. Daire koyarız. Kare koyarız. Mesela dersin ki burası Büyük şehirleri ben kareyle gösteriyorum dersin. İstanbul, Ankara, İzmir'e kare koyarsın. Biraz daha küçük şehirlere yıldız koyalım dersin. İşte Bursa'ya, ne bileyim Antalya'ya, Antep'e yıldız koyarsın mesela. Zirve, su koyusu, sokak lambası, şehir, konut ve benzeri coğrafi unsurlarda nokta ile bu şekilde gösterebiliyorsun. Çizgi ise sınır çizgisi yol, akarsu, fay için. Mesela diyorsun ki burası Kızılırmak, Burası Yeşilırmak diyorsun. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Ne yaptın? Böyle çizgiyle gösteriyorsun. Anlaştık mı? Sınır çizgisi için, yol için, akarsu için kullanabiliyoruz. Ya da fay için kullanıyorsun. Mesela diyorsun ki şurası Kuzey Anadolu fay hattı, burası Doğu Anadolu fay hattı, burası Batı Anadolu fay hattı diye gösterebiliyorsun. Alanda ise ülke bölge orman tarım alanı gibi. Mesela diyorsun ki burası Konya Ovası bölgesi tarım alanı diyorsun. Bu şekilde tarayarak gösterebiliyoruz. Şimdi bir de dağılış haritaları var. Dünyadaki olay, olgu ve unsurların yeri, yayılış alanı, niteliği, miktarı veya hareketini göstermek için farklı özelliklere sahip haritalar geliştirilmiştir. Krokromatik, kropilet, izopilet, noktalama, oransal sembol, akış, kartogram gibi isimleri var. Bunlar coğrafya müfredatına yeni eklendi ama çok keyifli, çok lezzet ve çok kolay. Hemen isterseniz hepsini gösterelim. Korokromatik haritalar dediği şey şu. Burada yayılış alanları göstermek isteyen bir coğrafya unsurun farklı renk veya desenler kullanılarak ifade edildiği haritalar. Mesela sadece alansal dağılış gösteriliyor. Bu tür haritalar yoğunluk veya miktar belirtmiyor. Demek ki bunu sınavda sorabilirler. Buna dikkat edin. Neden? Çünkü mesela Büyükşehir Belediyesi'ne sahip olan iller. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ymiş. Ankara Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir, Konya Büyükşehir, Antalya Büyükşehir, Muğla Büyükşehir, Aydın Büyükşehir diye gidiyor. Ama ne kadar büyükşehir öyle bir şey yok. Yoğunluğu, miktarı yok. Sadece büyükşehirleri gösteriyor. Ama mesela Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Bunlar küçük şehirmiş. Yani küçük şehir değil de büyükşehir belediyesine sahip değilmiş yani. Anlaştık mı? Demek ki burada yoğunluk ve miktar gösterilmiyor sadece tek 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 gösteriyoruz. Geldik koropilete. Bu sefer belirli sınırların bir coğrafi unsura ait sayısal değerlere göre renk veya desenlerle gösterildiği nicel ölçülebilir alan haritalarıymış. Şimdi koropilet haritalarda miktar veya yoğunluk verisine bağlı olarak dereceli bir renklendirme yapılır. Buna göre istatistiksel değişkenler orantılı olarak gösterilir. Ha, şimdi bak sıfırla bir arası mısır üretiyorsan bin ton bu griymiş. Biraz daha olunca 100 ton olunca yeşil. Biraz daha koyu yeşil 400. Biraz daha koyu yeşil 1100. Biraz daha koyu yeşil 2050. Ha. O zaman burada yeşillikler koyulaştıkça mısır üretimi artıyor. Demek ki Antep'te, Urfa'da, Adana'da, Konya'da, Karaman'da, Eskişehir'de mısır üretimi bayağı koyu yeşil. Yani bayağı fazla. Ama Ege'ye gidiyoruz. İşte Kütahya'da, Manisa'da, Eskişehir'de biraz daha yeşillik azalıyor. Yani yeşil rengin yoğunluğu azalıyor ve mısır üretimi azalıyor. Mesela İstanbul ve Tekirdağ'da mısır üretimi çokmuş. Niye? Demek ki yani hiç yokmuş. Neredeyse gri bile yok görüyor musunuz? Yani beyazlaşmış yani hatta azmış yani bayağı azmış. ve hatta Yozgat'ta mısır üretimi yok görüyor musun? Bak. Ama bu taraflarda yeşil var. Hatta biraz daha yeşilliğin arttığı yerler de var. İzoplanet ve izometrik haritalara baktığımız ise belli bir ögenin eşit yoğunluk veya dağılım değerlerinin birleştirilmesiyle oluşulan hatların gösterildiği tematik haritalar. Mesela eş değer özelliklere dağılışların görüntülendiği izoplanet haritalarda belli bir verinin coğrafya alan boyunca sürekli olduğu kabul edilen her yerde aynı veri kullanılıyor. Mesela şimdi Eğirdir Gölü var tamam mı? Bu Eğirdir Gölü'ndeki nitrit oranını gösteriyor. Bazı yerlerinde düşükmüş bazı yerlerini yoğunmuş. Yani sen eğer Eğirdir Gölü'ne yüzmeye geldiysen diyeceksin kardeşim Eğirdir tarafından girersen burada nitrit oranı düşük. Ama gelen dost tarafından girersem nitrit oranı yüksek. Ya da pupa çayından gelirsem burada nitrit oranı yüksek diyeceksin. Gittikçe azalıyor ama bunun da bir oranları var diyeceksin. Noktalama haritalarında ise mekansal birbirini dağılışını göstermek için sembollerin kullanıldığı haritalardır. Bir dönem korona döneminde bunu yapmışlardı. Burada da mesela koleradan hayatını kaybeden ev adresi diyor ve su pompası diyor. Bak su pompasına yakın olan yerlerde koleradan ölen insan sayısı az ama burada bir tane su pompası var ama etrafta bir sürü koleradan vefat eden var. Niye? Çünkü demek ki su pompasına yaklaştıkça koleradan ölme ihtimalin azalıyor. Bak, burada su pompası var, koleradan ölen az. Burada su pompası var, koleradan ölen az. Burada su pompası var. Koleradan, ölen pompası var, koleradan ölenler var ama bu tarafında yok. Burada su pompası var ama etrafta da bir sürü insan var ve esasında bu kadar insana daha fazla su pompası konulması lazımdı. Demek ki diyorsun ki eğer mesela şu maviden şuraya da koysalardı, şuraya da koysalardı... ...yani su pompasını buraya, buraya da koysalardı, buraya da koysalardı, buraya da koysalardı... ...o zaman burada kollardan ölenler azalacaktı, bu noktalar azalacaktı diyorsun. Anlaştık mı? Demek ki her bir nokta burada ölen insan sayısını gösteriyor. Veyahut da sen burada mesela bu su pompasını kapatıyorsun, bu sefer burada ölümler artmaya başlıyor. Bak, noktalar artmaya başlıyor. Niye? Su yok. Şunu da kapatıyorsun iyice artmaya başlıyor. Niye? Tabu -ta bölgede bu kadar arazide eğer su pompası yoksa insanlar temizlenemeyecek ve bu Afrika'da yaşanan bir şey arkadaşlar. O yüzden Afrika'da insanlar hep su kuyusu açmaya çalışıyor. Bu gerçek bir şey yani. Biz hani içmeye su veya kahve acaba makyato işte cappuccino falan diye tartışırken insanlar ellerini yıkayacak su bulamadığı için vefat ediyorlar bazı ülkelerde. Gelelim oransal sembol haritalarına. Burada ise bir konu ait verilerin ölçeklendirilmiş sembol ya da şekillerle gösterildiği haritalardır bu tür haritalarda göstermek istenen coğrafya unsurunun değerine göre boyutu değişen semboller kullanılıyor. Yani mesela şu kadar yuvarlak varsa 19.000 hektar alan sulanmış mesela. Biraz daha yuvarlak büyüyünce 61 bin oluyor. Biraz daha büyüyünce 177 bin. Biraz daha büyüyünce 829 bin oluyor. E şimdi burada en büyük yuvarlak hangisinde? Konya'da. Demek ki Konya'da burada kop bölgesi sulanan alan daha fazlaymış. En az Kırıkkale'de Mintaş. Sonra Kırçeli Nevşehir'de de az. Yozgat'ta biraz fazla. Aksaray'da biraz fazla. Ama Konya'da en fazla diyeceğiz ve öğreneceğiz. Akış haritaları ise akım ya da dinamik haritalar olarak da adlandırılan bu haritalar bir coğrafya unsurunun hareket miktarını ve yönünü gösteriyor. Bak balon balığı var. Çok tehlikeli balık. Bu balon balığı buradan böyle geliyor ve bu tarafa doğru gidiyor. Yani Hint Okyanusu'ndan gelip Kızıldeniz'den Süveyş kanalından geçip Akdeniz'e yayılıyor. Ve Akdeniz'e yayıldıktan sonra buradan Karadeniz'e doğru gidiyor. İlk tespit edildiği yıl 2003. 2003 yılında balon balığı tespit edilmiş ve balon balığının göç yolu da böyle Karadeniz'e doğru gidiyor. 2007'de Boğaz'a ulaşmış. 2014'te Kastamonu taraflarına ulaşmış. 2017'de Sinop taraflarına görülmüş. Demek ki balon balığı yavaş yavaş Rize'ye doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Kartogram haritalara baktığımızda ise bu haritalarda kıta ülke veya il alanı bir istatistiksel verinin değerine göre boyutlandırılıp gösteriliyor. Yani normalde İstanbul'un boyutu bakın şurada nerede? İstanbul bu kadar. Mintoş. Ankara bu kadar. Ama sen İstanbul'daki nüfus çok fazlaysa İstanbul'u büyütüyorsun. Al işte İstanbul bu kadar oldu. Ankara bu kadar. İzmir bu kadar oldu. Yani yamuldu. Niye yamuldu? Çünkü nüfusu çoğaldıkça haritadaki alanın büyüyor. Nüfus azaldıkça küçülüyorsa. E bak nüfusu büyüdü. Nüfusu çok İstanbul'un bunu biliyoruz. Ankara'nın da çok İzmir'in de çok büyüyor. Tabi bu birazcık garip. Ben bunu hiç beğenmedim mesela. Bir öğretmen olarak bu ne ya? Şehirler belli olmuyor. Onun yerine sen İstanbul'u kıpkırmızı göster. Ankara'yı kırmızı göster. Ne bileyim Yozgat'ı bembeyaz göster nüfus az olduğu için. Bu da anlaşılır yani niye şehrin şeklini bozuyorsun diye kendimce bir e, yorum yapıyorum. Bilim insanlarına eleştiri gönderiyorum. Evet arkadaşlar konuyu bitirdik. Haritalarda ölçü öğrendik. Haritalarda dağılış gösterme yöntemlerini öğrendik. Sizin yapmanız gereken yine videolarımızı izlemek ve dokun sınıf sözel setten ödevlerini sağlamak. Hadi bakalım diğer dersimizde görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.